Oha Yağmur, hangisi gerçek? Ben anlayamadım. Gerçekten anlayamadın mı? Hangisi gerçek sizce? Arkadaşlar yorumlara yazın. Hangisi gerçek? Göstereyim mi? Göster. Sence bu mu gerçek, bu mu gerçek? Hızlı gidiş. Ya inanarak nasıl böyle bir... Ya inanmadı. Tamam sen de inanmıyorsun da yani. Ne bileyim ya. Gerçek. Hazır mısın? Hazırım. Gösteriyorum. Berkan. Bu kız Türk ve 16 yaş. Yağmur. Altın posta. Kapat. Kadınların oy kullanmasına izin verin. Otobüsün arkasında oturmayacağım. Kızlar saçımı rengarenk yaptım artık. Ben de bir feministim. Yari. İstediğim her yerde twerk yapabilirim. Çünkü bu beni güçlü hissettiriyor. Yari. Koltuk altı kıllarımı almıyorum. Çünkü ben güçlü bir kadınım. Bu konuda ne yapacaksın ha? Hashtag erkekler olsun. Bak hele Cypher. Adam bak robot yollayacak. Onu ayarla bak. Bakıyorum karbon atacağım. Tamam mı lan? Tamam abi. Bu ne oldu? Oğlum bu ne? Olaya bakar mısın? Ya biliyorum ben bunu oğlum. Cypher'a delirdim bunda amına. Ben neye gülüyorum biliyor musun? O olaydaki emeğe gülüyorum ya. Yok yazış. Hayır, Cypher'a fokus yani. Alabilir miyim? Cypher'a fokus al. Bakıyorsun değil mi lan? Bakıyorum sen devam et. Tamam. Bak attı robotu, attı lan, geliyor bak bir şey diyeceğim, kır onu lan, kır. Bak attı robotu, attı, geliyor, kır lan onu. Kır lan. Abi ne oldu ya? Oğlum. Ben sana robotu kır demedim mi lan? Ha, iğne atıyordum tabii, görmedim. Bunun okey oynamasının temsili olan şeyi kameraya bakıyor olması mı diğer taraftan? Anladım. Demedim mi? Robotu kır demedim mi? Oğlum operatör tutuyorum. Karbon atacaksın. Tak bitti ya. Abi bu ne ya? Seni her gece sokakta toplamaktan bıktım artık. Eyvallah olsun. Manken ajansı kanal değil mi bu? Geldi. Abi ne yapayım? Gece hayatına alıştım. Oho. Gece hayatına alıştım. Londra'yla karıştırdım burayı. Hadi abicim sahur hazır, sizi bekliyorum. Ve? Abim uyuyor artık, gece hayatına atmalıyım. Buna da uyku ilacı koydum. Nuri abim de uyusun ve gideyim hemen ben. Al bismillah. Sağ ol. Ha. Uyku ölçer şuradan. Şu yürüyüşe var ya. Bu TikTokçulara anlam veremiyorum ya. Ne saçma şeyler çekiyorlar. Şirin ne yapıyorsun sen? TikTok izliyorum abi. Bırak TikTokçular da Yağmur evde yok. Hadi bakılmaya gidelim. Kalk. Ay bu ne? Ay biraz ovalayayım. Of. Paçav. Bu kız Türkçesi 8 yaşında. Paçav. Dile benden ne dilersen. Ay gerçekten mi? Dünyadaki tüm erkekler yok olsun. Peki o zaman. Bay Stark, kendimi kötü hissediyorum. Başka dileğiniz var mı hanımefendi? Ay evet, bir tane daha var. Benim sevdiğim çocuk bana aşık olmuyor. Bana aşık olsun, benim köpeğim olsun. Ne? Ben onu çok seviyorum ama o beni sevmiyor. Amcık, bir dakika önce tüm erkek nüfusunu sıfıra indirmedin mi? Ay onu da mı öldürdün? Neyse, başka dilek dileyim. Zengin kocam olsun. Yeni güne bu şekilde başladık arkadaşlar. İyi bir gün olmayacak gibi gözüküyor. Yani bana öyle geldi.
Arkadaşlar bu arada lütfen biz ne izliyoruz demeyin. Videonun başlığı zaten antifriz içsem daha iyi dedirten TikTok'lar ya. Yani hani ben de sizle aynı şeyi düşünüyorum. Gülmeniz gereken bir şey veya bu bir komik bir edit değil. Yani maksimum olayların saçmalığına gülebilirsiniz bunu izlerken. Ya da şükredeceksiniz. Kendine. Yani denebilir. Hadi aşkım bas gaza. Daha fazla. Daha. Adam. Şimdi uçur beni. Bizzat kendisi evet. Anne bir saate ne kadar para kazanıyorsun? Bu seni hiç ilgilendirmez. Hadi odana, hadi seninle mi uğraşacağım ya? Kim o? Yusuf. Gidiyorum. Nereye? Eve gidiyorum. Niye? Kanka yayındasın, anlatırım sonra. Ha bir şey mi oldu? Yok kupon yaptım. Bu maç 9 tuttu. Bu maç galiba. Ben bazı getirdim maçı. Beraber kaldılar yattı. 25 lira 2005. Atın. O yüzden mi gidiyorsun? Yok. Oyunun bozuldu da gidecektim ben. Tamam hadi görüşürüz kanka. Anlamadım ben de chat. Anne lütfen söyle. Neden bu kadar merak ediyorsun? Tamam 20 TL kazanıyorum. Bana 5 TL borç verir misin? Senin saçma sapan oyuncaklarına harcayacak param yok. Çabuk odana uyu. Allah'ım yarabbim. İnsan bir neden der be. Acaba neden istedi ki? Ulan kıza sorsaydın ya bağıracağını. Gerçekten ihtiyacı mı vardı? Al bakalım. Vallahi izlemedim. Beş tane neden istedin? Çok teşekkürler. Bir kez görsem. Anne al burada 20 lira var. Bir saatin bana ayırır mısın? Aga be. Tırsam gelmez mi? Ulan yıktın beni be. Abi bu pandemide işsiz kal. Eyvah eyvah. Yine yıkılacağımız bir TikTok daha. Daha bak adamı görünce anladım yani. Aldım da iş var mı acaba? Patron eleman lazım mı? Aleyküm selam kardeşim, buyur başla, detayları sonra konuşuruz. Aslan dükkan sana emanet, ödemeleri yapmaya gidiyorum. Bak şimdi kardeşim. Bunlar mikro, bunlar Type-C, tamam mı? Neymiş? Abi bunlar Type-C, bunlar mikro. Bari daha zor bir şeyi karıştırsaydı ya. Aslan dükkan sana emanet, ödemeleri yapmaya gidiyorum. Bak şimdi kardeşim. Bunlar mikro, bunlar Type-C, tamam mı? Neymiş? Abi bunlar Type-C, bunlar mikro. Öyle şey mi olur lan? Madem iş arıyorsun bunları öğreneceksin oğlum. Parmak izi olmayacak, tamam mı? Adam akıllı sileceksin. Oğlum ne var öyle? Öyle mi? Silinirim oğlum. Oğlum. Patrona bir şey söylersen var ya. Aklını alırım lan. Hayırdır aslan, çocuğa niye bağırıyorsun? Yok be patron, ne bağırması? Şakalaşıyorduk değil mi kardeşim? Yalan konuşma lan. Yarım saattir sizi izliyorum. Çık git lan dükkandan. Abi benim yüzümden eski elemanından olma. Ben başka yerde de iş bulurum. Senlik bir şey yok. Herkes bu kadar yüksek amını. Abi benim yüzümden eski elemanından olma. Ben başka yerde de iş bulurum. Kaldı mı be şöyle yüce gönüllü insanlar? Kardeşim sen ona kusuruna bakma. Bundan sonra dükkan sana emanet. Allah razı olsun. Bir avcı vurdu beni. Bir avcı beni yedi. Ah bir avcı beni yedi. Ah dedim ağladım, yarimi bağladım. Ey diyar boynunu eğdi, Allah kerimsin dedi. Hançer yarası değil, domdom kurşunu değdi. Hançer yarası değil, domdom kurşunu değdi. Gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel, verme domdom kurşunu. Gel gel gümüle gel. Yemin ederim hiçbir şey anlamadım.
Tekli Hasan, aranızda Tekli Hasan var mı? Ben galiba Tekli Hasan değilim, anlamadım çünkü. Tekli Hasan ve anlayan varsa bana da anlatabilir mi ne olduğunu? Ben bu oyunu oynuyorum, ben de anlamadım. Sen demek ki tekli kasmıyorsun. Arkadaşlar chatte tekli kasan var mı? Türk ve 16 yaşında mı? PUBG Mobile hastasıyım, bir sik anlamadım. Anladım yani, kimse bir şey anlamadı demek. Babacı. Tekli bandaj gibi bir şey mi? Yok kanka, solo girmekten bahsediyor oyun. Aa, ben anladım şu an olayı. Ne kanka? Bak solda kalan iki yazıyor. Alandan dolayı ama bir tek o var. Kimse yok. Oyun bug'a girmiş. Selam. Tekli bandaj gibi bir şey mi? Yok, kim geldi? Hoş geldin Tuba. Tuba hoş geldin. Sen anladığın için mi geldin şu anladım, anda? Anladım. Anlatacağım, çıkacağım. Buyur Tuba, sendeyiz. Sesin yok. Aynı. Ama şu an. Kaçtım. Lan nereye gittin? Duymadık ki. Ha tamam, anlamadım demek bence istedi bir yani. Şakanın parçasıydı. Tamam tamam. Tuğba şey tek kişilik bir tiyatro şovu hazırlamış. Tamam. Ben de sesi kesiliyor falan zannettim. Tuğba mizaj yapıyorsun ha şu şakayı. Yok lan, Anıl anlattı sandım. Hayır. Kimse bir şey anlatmadı. Ben beynimi yordum böyle. Çıkarabileceğim tek sonucu çıkarttım. Anıl anlattı bu arada. Yayına ses gitmedi galiba. Anıl'ın anlattı dediğin yukarıda iki kişi kalmış tek kalmasından mı bahsediyoruz şu anda? Tek başına oynadığında da hani 100 kişiye karşı oynuyorsun ya. 99 kişiye karşı. Hani bir avcı vurdu beni, gel Dömül, hadi gel de vurayım seni. Bir avcı vurdu beni, her an vurulabilirim falan filan. Olay çok daha karışık bir hal almaya başladı. Bildiğimi unuttum. Antifrizi artık izlemiyor, yaşıyoruz galiba. Tuba, bir şey söyleyeceğim. Sen videoyu anladın, emin misin? Sen anlatmaya geldin mi? Eminim. Bir şey söyleyeceğim, ya, tamam da. Ya böyle bir şey var ya, 4, 2, 1 diye. Kalan kişi sayısı. Yok, şeyde girebiliyorsun ya, 4 kişi giriyorsun takım olarak. Ya 2 kişi ya da tek başına girebiliyorsun. Fukat, duo, solo olan bahsediyor. Tamam. O evet. Teklik asmak işte. Tek başına, kendi elonu tek başınayken tamam, ayrı elo kasıyorsun ya, onu diyor. Solo girmiş teklik oyuna atarken. Şu anda. Solo girmiş oyuna şu anda. Bir dakika dur, chatte Delimine TV sanırım Yasir abi. Kanka ben anladım, yemin ederim. Bak 2 kişi var ama biri alanda değil, gazdan heal basıyor durmadan. Kendine onu kasmış sanırım. Heal kasmış. 8 kit kasmış. Ben de onu söyledim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buna yakın hiçbir bak, şey söylemedin. Evinde birisi otururken bunu almış atmış. Hiçbir sikte düşünmemiş. Arkaya bir tane alakasız bir tane şarkı koymuş. Yukarıya da tekli kasanlar anladı beni de yazmış. Biz burada 7000 küsür kişi, bir tane deli kuyuya taş atmış, 1000 tane akıllı çıkartamamış misali. Burada düşüne düşüne bilim kurulu kurduk. Bence siktir edelim. Devam edelim. Çünkü yani bunu paylaşan kişinin de o kadar düşündüğünü zannetmiyorum çünkü bu konuyla alakalı. Ve geçtim. Ben alıştığım yere geri dönüyorum. Öptüm sizi. Bay bay. Bay bay. Nilüfer, belimi çıkar mısın? Annemi sormam gerek. Ya ne annesi, anneyi falan karıştırma ya, buraya ya. Öyle de güzeldi gözlerin. Bıraksam içine bir kendimi. Vay, senin bundan var mı? Yoktur ki, abla sevgili mi yaptı? Hayırlı uğurlu olsun abi. Uyuyan yılanı uyandır. Oh, işte her şeye katlanabilirim ama... Bu çok zor. İşte bu aile var ya, bu aile, yemin ediyorum baş düşmanım kanka. Bu aile harbi, ben de katlanıyorum. Gerçekten katlanıyorum. Uyuyan yılanı uyandırdınız. Nasılsınız sinsi düşmanlar? Oho! Oho! Bir yılan belgeseli izliyordum da. Aklıma siz geldiniz. Oho! Oho! Dört,
Amerika ve İsrail Büyükelçisi direkt olarak paylaşmışlar. Kendi ülkelerinde şu an kırmızı alarm verilmiş. Bu milyoner adam doğduğu köye geri dönüp bütün evleri yıkacağını söyledi. Köylüler sebebini duyunca şok oldular. Köylüler de bu videonun sebebini tek videoda duyuyorlarsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Kesin sebebi amına koyayım köylüler sebebi ikinci TikTok'ta öğreniyor. Bu milyoner adam doğduğu köye geri dönüp bütün evleri yıkacağını söyledi. Köylüler sebebini duyunca şok oldular. Çin'de yaşayan milyoner iş adamı hayata son derece fakir bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Köyde yaşayan bu aile köydeki diğer ailelere göre daha fakirdi. Kimi zaman yiyecek bulamadıkları için komşuları yardım eli uzatıyordu. Daha sonra zor şartlar altında büyüyen adam eğitim için şehir merkezine gitti. Burada hem günlük işler yapıyor hem de eğitimine devam ediyordu. Ve geçimini de böyle sağlıyordu. Aradan yıllar yıllar geçti. Eğitimini tamamladıktan sonra inşaat sektörüne atıldı. Çok geçmeden kendini bu alanda yükselterek kendi firmasını kurdu. Ve de... Kamerayı da öyle bir yere koymuşum ki bağış üstümde çıkıyor. Devletin ileri gelen isimlerinden olmayı başardı. Eski yapıları, eski evleri yıkıp yerine yeni yaşam alanları oluşturuyorlardı. Bir gün bu adam kendi köyünü yıkmaya karar verdi. Bakalım. İkinci bölümde ne olacak? Ve ikinci çekmez bölümde bu ya, videoda yok. Çekmez. Bir şey söyleyeceğim. Bilerek yapıyorsun değil mi Fodax? Bilerek yapıyorsun değil mi amına koyayım? Bu videoların birincisini koyup ikincisini koymamayı bilerek yapıyorsun. Oğlum adamların PR'ını senden çok yapan yok ya. Ben yayından sonra merak ettiklerime gerçekten girip TikTok'tan bakıyorum. Bunu biliyor musun? Ve yani yayını izleyenlerden de bakan olduğuna eminim ya. Çok zor, çok zor.